Mesut Kumar kanalından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yine Cihan Usta'nın yanına geldik. Sizler için. Selamünaleyküm. Deprem ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Eyvallah. Aynı devam uğraşmaya. Usta'nın yanındasın he? Cihan abinin yanındayız. Cihan'ın talebesi deprem ISO. Aynen. Arkadaşlar öyle yorum yapıyorlar. Ustam kolay gelsin. Eyvallah. Bugün bize bir yarış anını anlat ya. Bana bir saniye müsaade edin. Tabii ki. Motoru bitirmişsin. Az kalmış. Yağ kapakları da hazır. Hazır. Soru cevap videoları yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Herkesin sorusu cevaplanacak. Deprem sen ne yaptın? Silici aşkım ne alemde? Silici aşkım gelir video çekersin benim oraya. Arkadaşlar deprem İso'nun kendi yeri. Motor şu an kendi yerinde. Sizler için gidip videoya çekeceğiz. Boyasını yapmış mıydın? Evet. Jantlar matlar hepsi hazır. Lastikler hazır. Hazır. Ne kaldı? Bir montajı kaldı. Arkadaşlar motor bitmek üzere. Yani önümüzdeki yaz. Yaza motor otobana düşer artık. Şimdi şöyle anlat ki. Şase boyandı. Tekerleklerini evet. Falan ön düzlerini takıyoruz. Motor tekerleklerin üstüne dizilip bırakacağız. Evet. Kışın motor bölümüyle uğraşacağız. Aynen. Diğer videoda da zaten söylenmiştik ya. Yine söyleyeceğiz. Yakın bir zamanda silici aşkımın videosu da gelecek arkadaşlar. Yani, Cihan Usta'ma deprem ya sonun... Şimdi mevzu şu. Çekiyor mu videoyu? Evet. Daha önce de demiştim. O motorla uğraşırken 2003,5 2004'tü. 20 yıl sonra işte Şubat'tan sonra Ocak'tan Şubat'tan sonra 2024 olmayacak mı? Evet. 20 yıl sonra o motorun aynı ikizini aynı sistem 8-10 kilometrede üstünü tutturmaya çalışıp uğraşacağız işte bu kışın yapacağız. Şimdi o 2004'ten belli olan sistem hala kafanda mı? Tabii ki. Hiç unutmuyorsun ha? Ne yaptığımı hiç unutmam. Nasıl bir adamsın sen ya? Nasıl bir ustasın? Ben anlamadım ki seni. Artı üstüne de artısı üstüne de 8-10 kilometre koymam lazım. Neden? Neden? Aradan geçmiş 20 yıl. Doğru mu? Evet. Doğru. Zaten 2024'de girdik artık. 20 yıl olacak. Aynen. 2024'te 20 yıl olacak. Evet. Aynen öyle. Aradan geçmiş 20 yıl. O zamanlar Missis'te 1,5 kilometre yani 1500 metrede yapıyordu. 158-160. 20 yıl sonra aynı kilometreyi yaparsa biraz abes olur. Gülerler ha? Gülerler değil. Ben ustalığıma yediremem. 20 yıl geçmiş lan. Bari 8-10 kilometre fazla yapsın. Aynen. Doğru mu? Doğru. Demin arabada sinyal kalmış da ben unutmuşum aldık. Anahtarı bir daha istedik ya. 8-10 koyacağım. Yani şimdi bizim tahminimize göre, senin tahminine göre. Şu an silici aşkım kaç yapacak? 170. 1500 metrede hedefim 170. 168-170. Gitmiyorum dese 65 yapması lazım. 165. Yani 165 niye? Aradan geçmiş 20 sene boru değil. Aynen. Doğru mu? Doğru. Silindirini de kullanacağız usta. 46 glardoni olur. O bana bağlı. Hangisinde iyi istediğimi yakalarsam. 46 glardoni olur. Evet. Polini 46 olur. Harmakit 47 olur. Ayrıca İlla da orijinal kartel olacak egomuz yok. Evet. İlla da ben desem Süper 51'in 92 kartelini illa da takacağım diye bir şey yok. MBK 51 92 evet. Orijinal kartel. Belki elimize geçer polini kartel yaparım. Evet. Belki elimize geçer kırmızı. Özellikle kırmızı farklı kartel de yapabilirim. Doğru mu? Doğru. İlla orijinal kartelde gidecek diye bir şey de yok. Aynen öyle. Şöyle. He ama. Öyle de böyle de olacak ve gidecek. Aynen. Aması bu. Çok büyük projeler var arkadaşlar. Bundan evet. Sonraki projelerimiz de var daha. Cross yapacağız. Ha, cross şasesine. Cross şasesine mezi bindireceğiz. Dağa taşa tırmanacağız. Şimdi usta. Senden
şöyle bir güzel yarış anını. Tarsus'taki yarış anılarında mesela anlat bize. En unutamadığın yarış hangisiydi? En unutamadığım, ayrı parantez içinde en çok sinir olduğum yarışı anlatayım o zaman. Olur. En çok sinir olduğum gün. Evet. Gittik Tarsus Karburcu'ya. Java ile Mez'i yarıştırdık. Geçtik mi? Evet. Geçtik. Java'yı süren usta, iyi bir usta, iyi sürer. Java'yı hem yapar hem sürer. Tek geçerim ama. Kimdi usta? Hangisiydi? Tarsus Aytaç. Aytaç ustaya buradan selam olsun bu arada. Selam olsun. Dedi ben 3'e atamadım. Olabilir dedik Tarsus Karburcu'da. Evet. Mersin serbest bölgeye gittik. 40-50 kilometre ileri. Orada 2 kilometre bir daha kalktık. Her neyse biz yine önde geldik. Mez geçti. Şimdi sinir olduğum konu neydi de peki? Sinir olduğum konu neydi de peki? Neydi usta? Sinir olduğum konu şuydu. O gün ben söylemiştim. Bu motor dedim 10 düştü. Bu motor dedim aküyle yarışıyor. Ben kolektörü sökmüştüm. Doğrusu evet. Bu. Şarj dinamosunun içinde dönen, alternatör dinamonun içinde dönen kolektör yoktu. Kolektörü söküp oraya boş boru yapıp, sente makarasını takıp üstüne, senteyi avans ayarlayıp aküyle yarışmıştık. Evet. O gün Java ile yarışmadan o motor bir denendi mi? Bir. Doğru mu? Evet. Java ile iki kere yarıştı mı? Üç. Üç. Dördüncüye dedim CG ile kalkmayalım. Motor dedim 10 düştü. Zaten yoruldu motor. Hem yoruldu, segman bitti, motor hararet yaptı, gömlek yayıldı. Segmanda eridi, kompresör düştü. Evet. Artık kolektör yok, akü bitti. Ben dedim bu motora hafta ortası sökeyim. Bırak dedim bir hafta sevincimizi yaşayalım. Maho İsmail abi değil mi? Bir hafta dedim sevincimizi yaşayalım. Bu motora segman atayım. Bir Kızıldağ yapayım geleyim. Aküyü de klasik bir şarj eden mezle takak aküde dolsun. Bir hafta dedim sabret. Öbür hafta dedim gelelim. Pazar günü Mersin serbest bölgede çalıştırarak bir kere gaz vererek arabadan indirip evet. Buz gibi dedim CG ile kalkayım. Çok yok güzel. Gelmişken dedi onunla da kalkalım. Evet. Java'ya geçince Maho aşka geldi. Her neyse CG'yi dedim kim sürüyor? Dedi Türker süreci. Ha Türker abi. Bak dedim ben yan yana kalkarım. Birinci vites, iki, üç boğuşuruz. Ama dedim bak üçten sonra dedim bu ayrılır gider motor dedim düştü. Çünkü yorulmuş motor. Yine de dedi kalkın. Her neyse mahoşu kırmadık bir daha kalktık. Bir kalktık Türker solda ben sağda. Bir kafa kafaya. Türker solundaydı ben onu çiziyordum. İkiye attık yattık kafa kafaya. İki bitti elimden üçe çektim. Üç bitti kafa kafaya. Çok güzel. Dörde attım 50-100 metre daha gittik gitmedik. Türker ayrılmaya başladı. Soldan CG. Her neyse. Arkasına rüzgarına girdim ben. Dördüncü vites yatarak bitti. Şey rüzgarında bitti dördüncü vites. Dibi dördüm. Elime son kez vites koluna bir daha attım. Beşe attım. Beşi de onun rüzgarında bitirdim. Kovalıyordum Türker'i. Mezin boyuyla benden böyle bir motor bir koptu Türker. Kopunca daha onu tutamadım rüzgarına. Ayrıldı benden. Bir koptu mu daha tutamadım. Benden bir koptu. Türker önümde ayrıla ayrıla gitmeye başladı. Peki yarış bittiğinde? Fıttırmıştım. Mavi İsmail'e ne dedin usta? İyi oldu mu yani, dedin mi? Sevinçli gelecektik. Hem sevinci hem üzüğünü bir arada yaşadık. Evet. Orada alacağımız para hiç önemli değil. O bizim kesinlikle hobimiz. Kesinlikle öyle. Ben gönül isterdi ki bir hafta işte o sevinci yaşayayım. Güzel bir lokantada gidip yemek yiyelim. Değil mi? Ha o 1 milyarı oraya vereceğimize şiş tavuk yiyeydik. İsteyen ciğer yiyeydi. Yemek yiyeydik. Evet. Niye o parayı her gün eline tüp verdin? Ben sana motor düştü dedim. 10 düştü. Bak yan yana kalkarım. Türker 3. viteste, 4. viteste ayrılır gider dedim. Daha kalkmadan önce. Ve dediğimin aynısını da yaşadık.
Şimdi Maho İsmail sana güvenmiş aslında. Tamam da motor düştü. Sen söylemişsin ama o yine de senin nasıl sorduğunu yani dediği için. Yani bir yere lokantada ne güzel yıldırımlarda tavuk piliç yemek varken, ciğer dürüm ekmek yemek varken yiyemeden geldik. Bir de geçirdik diye sinirlendim.